Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Aktif Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yasin Atikler. Yasin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sefer Bey. Yasin Bey ile birlikte bugün dijitalleşen dünyanın portföy yönetimi sektörünü nasıl etkilediğini konuşacağız. Özellikle girişim sermayesi yatırım fonları tarafını konuşacağız. Keza özellikle geçtiğimiz yıl olmak üzere çok sayıda sektörde girişim sermayesi yatırım fonu var. Türkiye'de yeni nesil girişimlerin özellikle son 3-4 yıla baktığımızda çok ciddi geliştiğini görüyoruz. Tabii ki bu yeni nesil girişimlerin, bu fikirlerin büyümesi, globale açılması için de yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonlarında, daha doğrusu kurumsal yatırımcılar olarak tek çatıda söyleyecek olursak oldukça önemli. Yine portföy yönetimi sektörünün yeni nesil girişimlere bakışını değerlendireceğiz. Şimdi Yasin Bey, bütün bunlara geleceğiz ama öncelikle tabii ki biz birçok sektörden konuklarımız oluyor finans alanında ve dijitalleşmenin kendi sektörlerine nasıl etkilediğini çok konuşuyoruz. Sizin alanı, portföy yönetimi tarafını bu dijitalleşme nasıl etkiliyor? Hem fon yönetimleri hem çeşitliliği anlamında baktığımızda. Aslında baktığımızda Sefer Bey, Türkiye sermaye piyasalarında dijitalleşmeye en çabuk ayak uyduran enstrümanın yatırım fonları olduğunu, şirketlerin de portföy yönetim şirketleri olduğunu söylememiz yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 2015 yılının başında TEFAS, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu kuruldu ve bu platformun kurulmasıyla birlikte yatırımcılar tüm fonun tüm içeriğini, kaç yatırımcısı olduğunu, büyüklüğünü, hangi fonlar içerisinde olduğunu. Çok ciddi bir karşılaştırma, performans analizi yapabilme imkanına erişler. Onun yanında bir de çok rahat alım satım da yapılabiliyor hale geldi. Bu tabii portföy yönetim şirketleri içerisinde hem şeffaflığa neden oldu hem de rekabetin artmasına sebep oldu. Artık bütün portföy yönetim şirketlerinin fonları bankalar, aracı kurumların dijital platformları içerisinden çok rahatlıkla alınıp satılabiliyor diyebiliriz. Peki sizin şirket olarak, aktif portföy yönetimi olarak yönettiğiniz fon çeşitliliği ne durumda ve portföy büyüklüğü nerelere geldi? Onu sorayım. Bir de tabii ki özellikle yapay zeka başta olmak üzere iş süreçlerinizde teknolojiyi nasıl yansıtıyorsunuz, nasıl kullanıyorsunuz? Aktif Bank bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası. Ama sadece yatırım bankası değil, aslında içerisinde birçok fintech'in de olduğu çok büyük bir finansal fintech ekosistemi diyebiliriz. Evet, finansal ekosistem, şirketlerin olduğu. Örneğin Aktif Bank'ın yatırım bankacılığının lisansının yanında iki tane elektronik para ve ödeme kuruluşu lisansı var. Bir tane sigorta brokerlığı lisansı var. Biletleme çözümleri lisansı var ve bir de portföy yönetimi lisansı var. Ben de Nisan ayı itibariyle aktif portföy genel müdür olarak göreve başladım. Bu arada anonsla söylemeyi atladım. Size de hayırlı olsun. Çok teşekkürler. 2 aylık süreç ve ilk kez bizim yayınımıza katıldınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Aktif portföy olarak biz yatırımcılarımızın genellikle birikimlerini hem risk yatırım tercihlerini hem de finansal piyasalardaki beklentilerine göre en şeffaf şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hem fon yönetimi, fon dünyasını hem de yatırım fonlarımızı en yalın ve anlaşılır bir şekilde yatırımcılarımıza sunuyoruz. Toplamda 30 tane fonu yönetiyoruz. 11 milyar lira gibi büyüklüğümüz var. Bu fonların içerisinde hisse senedinden borçlanma senetlerine, serbest fonlardan özel serbest fonlara, tüm fonları da müşterilerimize ürün sunabiliyoruz. Sadece konvansiyonel fonlardan oluşmuyor portföyümüz. Aynı zamanda faiz hassasiyeti olan müşterilerimiz için de katılım fonlarımız var yönettiğimiz. Onlar da çok başarılı geçiyor. Yapay zeka dediniz. Yapay zeka tarafında aslında baktığımızda biz Türkiye'de ilk defa yapay zekanın yönettiği bir fon kurduk 2021 yılında. MCB 1. Serbest Fon. Burada yurt dışında yatırım yapmak isteyen mudilerimizin, yatırımcılarımızın, yurt dışı piyasalara yatırım yapmak isteyen müşterilerimizin
global ETF'lere yatırım yapabildiği, toplam Türkiye'de dünyada 300 tane global ETF'in olduğu ve bunun içerisinde benzersiz bir analiz sürecinin olduğu, geçmiş fiyatların incelendiği, makroekonomik verilerin tekrar incelendiği, piyasa verilerine bakıldığı, böyle bir modelin çalıştığı ve hiç insan el değmeden ya da çok az bir human touch dokunuşuyla diyelim bir portföy yönetimi var. İkincisi olarak da MTS Tarım ve Sürdürülebilirlik Fonu'nu çıkardık. Bu sene iki tane böyle bir fonumuz var. Bununla birlikte bu fonlarımızın hepsini Nekolay Mobil başta olmak üzere tüm platformlardan, bankaların, aracı kurumların, dijital platformlarından, internet şubelerinden rahatlıkla alınıp satılabiliyor. Tabii sadece bunlarla kalmıyoruz. Aslında bizim iki tane de, iki alanda da ağırlıklı bir fokusumuz var. O da alternatif fonlar adını verdiğimiz girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları. Bu her iki fonda da girişim sermayesi yatırım fonlarında ilk sektörde ilk fon çıkartan kuruluşlardan biriyiz. Her iki alanda da yaklaşık 4 milyar gibi bir büyüklük yönetiyoruz. 4 milyar TL. Evet, 4 milyar TL. Şimdi girişim sermayesi yatırım fonu dediniz. Şimdi orada tabii çok gündemde, sayıları da hızla artıyor. Öncelikle tabii bir bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Girişim sermayesi yatırım fonu nedir, nasıl çalışır? Bir de son yıllarda bu girişim sermayesi yatırım fonu sayısında adedinde artış, özellikle geçen yıl çok sayıda fona onay verdi SPK. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ya biz açıkçası girişim sermayesi yatırım fonunu özet kabaca söylemek gerekirse yüksek potansiyelli girişimlere sermaye sağlamak aslında. En büyük amacı bu. Yani Türkiye'de birçok girişim, birçok küçük ve orta büyüklükteki işletme hızlı büyümek, sağlıklı büyümek istiyor. Fakat ilk kurulduklara dönemlerde takdir edersiniz ki bankalardan ya da diğer borçlanmalardan rahatlıkla kendilerini finanse edemiyorlar. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nda bu ölçekteki şirketlere destek sağlamak amacıyla yatırımcılardan toplanan tasarrufların fonun içerisinde değerlendirilmesi. Eskiden melek yatırımcı vardı hatırlarsınız. Onun aslında regüle olmuş hali diyebiliriz. Peki şimdi siz geçtiğimiz günlerde aktif portföy olarak bir Mindvest girişim sermayesi fonu üzerinde bir etkinlik düzenlediniz. İsterseniz bu fondan bahsedelim biraz. Bu fon hangi girişimlere yatırım yaptı? Yatırım kriterlerine düzenlediğiniz etkinlikte hani neyi göze aldınız? Kimleri davet ettiniz oraya? Radarınızda kimler var? Yani Mindvest Adventure Day'i gerçekleştirdik geçen gün dediğiniz gibi. Çok keyifli bir organizasyon oldu, etkinlik oldu. Orada yatırım yaptığımız girişimlerle sektördeki temas ettiğimiz ekosistemdeki önemli aktörleri bir araya getirdik. Girişim sermayesi yatırım fonlarına dediğim gibi ciddi bir ağırlık verdik. Burada ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Türkiye'de çok yeni, çok bu girişim sermayesi yatırım fonları fakat gidilecek çok yol olduğuna inanıyoruz. Mindvest bir sene önce kuruldu. Aktif bank ekosistemini en iyi şekilde besleyen yapı olarak hayata geçirmek istedik. Yani sadece fonu kurup içerisinde şirketleri bulmak değil, şirketleri bulurken aktif bankın da iştiraklerinin de nasıl direkt etkileneceği, yararlanabileceği ya da onların aktif banktan nasıl olumlu yönde yararlanabilecekleri bir yapı oluşturmaya çalıştık. Mindvest'in özünde fintech şirketleri var. Ya da fintech finansal ekosistem olmasa da bu yapıya, bu yapının dışında örneğin insan kaynakları teknolojisi, parakende teknoloji, global e-ticaret, pazarlama gibi şirketleri yaklaşık 10'a yakın şirket koyduk. Biz genellikle bu tür fonlarda erken aşama yöntemiyle başlıyoruz. Yani şirketleri en doğdukları dönemde alıp onları büyütmeye çalışıyoruz. Büyütürken de kendimiz de içerisinde aktif olarak rol almak istiyoruz. Dediğim gibi aktif bankın tüm kaslarını, tüm enerjisini şirketlere de ulaştırmak istiyoruz. Burada tabii yatırım yaptığımız şirketleri seçerken önemli kriterlerimiz var. Bunlardan birincisi girişimci ekip ve kurdukları takım. Bu çok önemli. İkincisi tecrübeleri. Bu sektörle ilgili, kurdukları şirketle ilgili ne kadar deneyimleri var? Burada çok özür dilerim, araya gireyim. Geçtiğimiz günlerde deneyimli yatırımcılarla bir aradaydık bu konuda. İsim vermeyeyim şu anda. Benim için %50'si takım demişti.
ekibin kalitesi? Kesinlikle. Fikirden de öte katılır mısınız diyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ekibin motivasyonu, işi olan yetkinlikleri, vizyonu, ölçek ekonomisine uygunluğu şirketin, yeni yani hali hazırda hizmet veriyor olmaları, bir vizyonları olmaları çok çok önemli. Tabii burada bizim en çok önemsediğimiz şey, biraz önce de söylediğim gibi, banka ve iştiraklerimizde sinerji alanı yaratabilir miyiz? Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü bizim gerçekten çok ciddi finansal teknolojiler şirketlerimiz var. Ve buradaki faydayı maksimize edebilir miyiz? Bu bize ne kazandırıyor? Sadece şirketin gidişatını görmüyoruz. Aynı zamanda müşteri gözüyle şirketi de değerlendirme imkanımız oluyor. Ve çok rahat yönetimi sağlanıyor. Şirketin büyümesine de katkı sağlanıyor. Şirketlerin büyümesine de katkı sağlanıyor. Mindvest dışında, yani Mindvest'in daha 2 yıl daha yatırım süreci var. Ondan sonra exit sürecine geçecek. Ama onun haricinde de yine girişim sermayesi yatırım fonları kurmak istiyoruz. Bu 2 yıl dolunca mı kurmayı planlıyorsunuz? Yoksa bu süreç devam ederken yeniler kurulacak mı? Kurabiliriz. Çok ciddi görüştüğümüz partnerlerimiz var. Onlarla birlikte istişare ediyoruz. Dediğim gibi Mindvest şu an fintech sektörüne fintech dikeyinde devam ediyor. Evet, gidiyor. Mindvest'in içine de yeni şirketler koyabiliriz. Hı-hı. Yaklaşık şu an dediğim gibi ona yakın şirket var. 20'ye kadar çıkabilir bunlar. Peki hangi girişimlere yatırım yaptı şu ana kadar? İnsan kaynakları teknolojisine. Bizim önemli bir şirketimiz tamamen dijitalleşme tarafında, kurumsal yani şirketlerin kredilendirilmesi noktasında dijitalleşmeyi sağlıyor. Orada bir ciddi bir çalışma var. Açık bankacılık çalışmamız var. Bir şirketimiz orada bize çok destek oluyor. Ayrıca onun haricinde de birçok şey var. Mesela muhasebe yönünde bir otomatizasyona giden bir şirketimiz var. Bu tür şirketlerimiz var. Anladım. Peki şimdi dedim ya az önce çok sayıda girişim sermayesi fonu var. Mindvest'i değerlerinden ayrıştıran taraflar neler? Artıları neler? Mindvest temelde erken aşamada yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonlarından. Fakat buradaki bizim farkımız, en büyük farkımız, bankamızın çok çeşitli alanlarında lider olarak faaliyetlerini sürdüren iştiraklerin yarattığı işbirliği kültürü ve sinerji. Bu enerjiyi yatırım yaptığımız şirketlerin faydasına olacak şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Yetkinliklerimizle yanında oluyoruz. Apilyon servisimiz var, bankacılık platformumuz. Bunu şirketlerimize açtık. Aynı zamanda ekosistemden doğan sinerjiyi de bu şirketlere sunmaya çalışıyoruz. Örneğin biraz önce de bahsettiğim gibi açık bankacılıkta, ticari bankacılıkta, kredilendirme sürecinde CRM ekibimizin datayı daha iyi yorumlaması noktasında bu tür ortak işbirliklerimiz var. Yatırım yaptığımız şirketlerde birlikte üretmeyi seviyoruz. Onlarla birlikte olmayı seviyoruz. Ayrıca hem IT tarafında hem de fonu yöneten uzman yöneticilerimizle sürekli şirketlerimizle işbirliği içerisindeyiz, diyalog halindeyiz. Onlarla bir telefon kadar uzağız. Sürekli iletişim halinde olmayı da seviyoruz. Özellikle yatırım yaptığımız şirketin kendi kendisinin değerlenmesini beklemiyoruz. Biz de oyunun içerisinde sürekli oluyoruz. Peki Yasin Bey, şimdi bu girişimlerle ilgilenen ekip, az önce bahsettiniz ya, yatırım yapacağımız girişimlerde ekip çok önemli diye birinci sıraya koyduk. Sizdeki ekip nasıl bir ekip, insan kaynağı bu girişimlerle ilgilenen? İki taraftan aslında yol alıyoruz. Birincisi Active Ventures diye bir şirketimiz var. O şirketimizde yeni şirket bulma noktasına çok ağırlıklı. Bir de uzman portföy yöneticilerimiz var. Sadece girişim sermayesi yatırım fonu ve alternatif fonlarla ilgilenen bu arkadaşlarımızla birlikte çeşitli şirketlerle görüşüyoruz. Yönetim kurulumuz var. Yönetim kurulumuzda bu şirketleri değerlendiriyoruz. Ona göre de kararımızı veriyoruz. Peki şimdi bir portföy yönetimi şirketi genel müdür olarak baktığımızda bu alanı da yatırım yapan fonları olan girişimcilik ekosistemini nasıl değerlendiriyorsunuz baktığımızda? Özellikle son 4-5 yıla baktığımızda Türkiye'de yeni nesil girişim dediğimiz girişimlerin oldukça sayısının arttığını görüyoruz. Önemli rakamlarda yatırımlar aldığını görüyoruz.
globale açılma sürecinde çok başarılı olanları görüyoruz. Özellikle son bir yılda birçok girişimin daha fazla globale açılmak için efor sarf ettiğini görüyoruz ki çok da haklılar. Çünkü küresel ekonomide gelinen noktada aslında birçok girişimin globale açılması gerekiyor. Bu Türkiye için de önemli bir konu. Sizin bakış açısınız nasıl? Açıkçası girişim sermayesi yatırım fonlarını biz memleket meselesi olarak görüyoruz. Bir sosyal, yani sadece yatırım amaçlı kurduğumuz fonlar değil, aynı zamanda da sosyal sorumluluk projesi olarak düşündüğümüz fonlar. Neden? Çünkü ülkemizde gerçekten çok taze beyinler var. Çok kendini geliştirmek isteyen şirketler var, insanlar var. Bu insanlara yatırım yapmak, önlerini açmak, onlara finansal destek sağlamak çok çok önemli. Girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için bu finansmanı sağlamak, dediğim gibi bir taraftan da bizim Türk vatandaşı olarak görevimiz. İnovasyon ve ekonomik büyümeyi teşvik ediyor bu fonlar aynı zamanda. Yani bir şirketin büyümesinde sadece sektörün bir organizasyonel yapısının değişmesinde değil, aslında bir şirketin sektöre de yeni kazanımlar sağlıyor ve istihdam sağlıyor. Yatırımcılar için çeşitlendirme oluyor. Yüksek getirileri var tabii ki de bu şirketlerin. Yüksek getiri potansiyelleri var. Ama uzun vadeli yatırımlar. Onu dikkate almak lazım. Burada önemli olan şey şu, vergisel avantajlar çok yüksek. Hem kurumsal firmalar için hem bireyseller için çok ciddi vergisel avantajları var. Bu vergisel avantajların da olmasıyla birlikte dediğiniz gibi birçok finansal girişim sermayesi yatırım fonu kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 100'e yakın girişim sermayesi yatırım fonu kuruldu. Buradan bizim tabii dikkat ettiğimiz ve yatırımcılarımıza ve girişimcilere en çok önemsediğimiz şey fonun uzman kişiler tarafından yönetiliyor olması. Gerçekten amaca hizmet etmesi. Bu çok çok değerli. Bu şekilde hareket etmek hem girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın girişim sermayesi yatırım fonlarından alacakları nemayı arttırır diye düşünüyoruz. Hem de fonun iyi yönetilmesini sağlar. Bu dediniz ya, fonun uzman kişiler tarafından yönetilmesi. Şimdi sayı da çok dedik aslında. Sayı gerçekten çok mu? Daha olmalı mı Türkiye'de? Ne düşünüyorsunuz? Ve mevcutlar yeterince verimli mi sektörde? Kesinlikle olmalı. Olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir kere şirket, Türkiye'deki taze beyinlerin yurt dışına çıkmasını engelleyen bir sistem. Bu sistem. Devletin dediğim gibi çok önemli vergi avantajlarıyla desteklediği bir sistem. Bununla birlikte adetten daha çok nitelik tarafı bizim için çok daha değerli diye düşünüyorum. Sadece fonu kurmak değil, aslında fonu geliştirmek de, girişim sermayesi yatırım fonu dünyasını geliştirmek de çok önemli. Burada sadece portföy yönetim şirketlerine bağlı kalmamak lazım. Hani bu fon sadece girişim sermayesi yatırım fonu portföy yönetim şirketlerine kalmayacak kadar önemli bir sistem. Burada üniversitelerin işin içinde olması, akademisyenlerin mentorluk yapması, yatırımcıların cesaretli olması, daha düşük miktardaki yatırımcılara ulaşması, tabana yaygın bir yatırımcı olması çok çok önemli. Yani çok ciddi bir girişim sermayesi yatırım fonu var diyoruz. Bununla birlikte yatırımcı sayısı maalesef bunu karşılamıyor. Burada tabana yaygın bir yatırımcıya ulaşabilirsek bu sektör çok daha ilerler. Tıpkı yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi. Peki şimdi siz aktif portföy olarak girişimcilere ne kadarlık bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Bu konuda gelecek planlarınız ne? Farklı stratejiler olacak mı? Biz Mindvest'i kurarken yaklaşık 5 milyon dolar gibi bir büyüklüğe ulaşmasını hedefledik. O şekilde kurduk. Şu an yani bir tane şirketin erken aşamada yatırım tutarı yaklaşık 100 bin dolarla 250 bin dolar arası tekabül ediyor. Şu an ona yakın şirketimiz var. Demek ki 20'ye kadar çıkabilir Mindvest'in içerisindeki şirket sayısı. Bununla birlikte sadece ilk başta yatırım yapmakla aslında süreç bitmiyor. Süreç yeni başlamış oluyor. Şirketlerin yatırım süreci içerisinde finansman ihtiyaçları doğabiliyor. Bu finansman ihtiyaçlarına yeniden yatırım yapmamız gerekebiliyor. Ya da mevcut katılımcılardan biri çıkmak isteyebiliyor. Onu karşılamamız gerekebiliyor. Bu yüzden
çok ciddi bir operasyonel ve yönetim süreci var. Bununla birlikte MyInvest dışında da farklı yatırım fonları mutlaka kurmak istiyoruz. Peki bu yatırımda tabii şeyler çok önemli girişimciler için. Ya siz hani parayı verip çekilen taraf mısınız, yoksa aynı zamanda o girişime bir tırnak işte yoldaşlık etmek, önünü açmak, bu noktalarda neler yapılmalı? Kesinlikle parayı verip çekilen taraf olmak istemiyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi fonun yönetiminin içerisinde olmak bizim temel kurallarımızdan biri. Şirketleri yoldaşlık etmek, onlara aktif bankın iştiraklerinin sinerjisini vermek, onların bilgi ve tecrübelerini vermek çok çok önemli. O yüzden biz her aşamada işin içerisinde olmayı seviyoruz. Bunun da çok değerli olduğuna inanıyoruz açıkçası. Kendi tecrübelerimizi, kendi know-how'larımızı şirketlere vermek hem yatırımcılar için bir güven unsuru oluyor, hem de şirketler için de büyüme potansiyeli, hızlı ve sağlıklı büyüme potansiyeli daha yüksek oluyor. Peki Yasin Bey, çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun yeni görevimiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Finansal Teknoloji'nin sonuna geldik. Konuğumuz Aktif Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yasin Atikler'di. Yasin'in Atikler'le birlikte özellikle girişim sermayesi yatırım fonlarının yeni nesil girişimlere büyüme yolunda, global açılma yönünde katkılarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.